Hayırlı günler herkese. Evet, ben evden çıktım şimdi. Yavuz Efe'min kırtasiye malzemelerini alacağım. Oy, çok heyecanlıyım. Evet, artık kırtasiye malzemeleri satan yere geldim. Biraz bir şeyler aldım. Daha da almaya devam edeceğim. Burada da Necla ablamla tanıştık. O da Acarlılar tarafında oturuyormuş. Çok tatlı bir bayan. Canım ablam benim. Seninle tanıştığım için memnun oldum. Biraz sohbet ettik. Öyle. Şunları aldım ben bu arada. Orta boy resim defteri. Bunları evde göstersem bilmiyorum. Şöyle çizgili yazı defteri. Ondan sonra kareli defter. 40 yaprak olacakmış. Bu da yeni müfterata uygun. Doğru dedim bilmiyorum. Böyle sarı çizgili yazı defteri. Bir küçüğünü aldım. Bir de böyle büyüğü var. Anam. Hoş, bunlar bir de kaplanacak, edilecek. Bayağı benim işim var. Böyle iki tane çıt çıtlı sunum dosyası aldım. Üç tane kalem aldım. Tahta kalemi. Siyah, mavi, kırmızı. Bir de orta boy pirit. Bu orta boy herhalde, bilmiyorum. Böyle 12'li pastel boya. Bu da kuru boyası 12'li. Böyle A4 kağıdı aldım. Renklisini aldım bunun. Onu evde göstereceğim. Şöyle üçgen yuvarlak kalemlerden de aldım. Evde detaylı olarak göstereceğim size. Evet. Böyle doldurduk. Bakalım ne kadar tutacak bilmiyorum. Vallahi poşetleri doldurdum. Yürüyerek gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ne aldı anne sana? Balon. Ne aldı sana? Tamam anne. Balon mu aldı? Balon anne. Balon aldım sana. Tamam aşkım. Tamam aşkım, gel. Uş, bal şalvarlım benim. Kurban olurum sana. Hoş. Anne. Evet. Oydu balonlar. Bak. Pembeden mi aldın? Evet, en çok pembe aldım. Anne. Onun sesi sen çok güzel mi? Evet. Tamam, şişiririz. Anne. Ne dersin? Yoğurtta. Al düşürme, hadi şadır. Onun yerden yoğurtta. Evet. Ne dersin? Yerden. Duyamadım. Bak. Onu yerden. Tamam, sen ne dersin? Bana anlamadım. Dur. Yoğurtta onu yerden. Tamam. Ya bak, sen bana teşekkür mü ettin? Evet. Nasıl ettin? Anneciğim, teşekkür ettim. Sana rica ederim dedim. Evet, ben de rica ederim dedim. Allah yerim seni ben ya. Kuşum benim. Anne, evet. Bal kızım benim. Anne, terlemişsin. Ne oldu? Evet. Bak dedim, ne oldu? Şey bak hani eline ne olmuş teyze o şere? Şey yapamadım. Ne? Dersin. Buy dayım. Dalım. Bir tane. Kuşum benim. Kuşu onu sever. Hı hı. Hadi bakalım. Onu da sok parmağına. Yürüm ben seni. Yırtılır. Yırtılır, şişmez. Öyle yapma, şişmez anneciğim. Hadi ben şu çantamı bırakayım, geliyorum. Bak kuşum benim. Tamam mı? Tamam. Şişireyim mi onları sana? Tamam. Hele hele. Sağ bir şey almadım. Öyle köpek gibi bakma bana. Sandığım oturuyordum ilk defa. Evet. Birinci sınıf annesi oldum ben. Sen de birinci sınıf çocuğu oldun. Aşkım benim, canım oğlum. Ay, çok duygulandım böyle kırtasiye malzemelerini alırken. İşte birinci sınıfa gidiyor artık. Büyüdü de böyle bugünleri anne, Rabbim anne, beni bir tatsene. Bana gösterdi. Ben sasır doğurdum anne. Sasır büyüdüm. Sasır Sen doğurdum, nasıl büyüdün sasır mi? Büyüdüm. Sen benim karnımdaydın. Hı hı. Sonra orada büyüdün.
Sonra doktorlar aldı seni, bana verdiler. Biz kavuştuk seninle. Sonra Sonra ben ben seni besledim, kucağımda uyuttum, ninniler söyledim. ama Güzel senin güzel. parmağını ısırmışım değil mi? Evet, sen benim böyle parmağımı ısırmıştı Yavuz Dişim küçük tanıyor. bebekken. Dişimin Kaşınıyordu dişlerin. evet. Bak unutmamış o dediğimi, seni yerim ben. Bir de sen doğduğun anda böyle seni böyle böğrüme koydular. Burama Petişilerde koydular. nereye tutuyorlar? Seval'i bana hemen vermediler anneciğim. Evet. Ben orada biraz ayrı kalmak zorunda kaldım kardeşinden. Ondan sonra O sırada birkaç anne. saat sonra Seval'i bana verdiler. Ama sende bir problem olmadı. Ama Seval'de birazcık sorun olmuştu aşkım. Ne olmuş mesela? Şirene ne oldu? Onu sana biraz daha büyüdüğünde anlatırım, olur mu anneciğim? Hı. Tamam kızım. Versene Merak telefonu. ediyor, soruyor işte O ne çocuklar. ya? Bir Yerim ben telefon. seni. Olsun, var aldım ben bir sürü baba. Şimdi ben oğluma dondurma da alacağım teyzelere. Aşkım ya. Böyle annem evde biraz değişiklik yapmış. Ben de Masiyi evet, yatakları şöyle buraya toplamış şimdilik. oynatıyormuş. Bir düzene girmesi lazım evin. Burası böyle oldu. Çok iyi Burası oldu da böyle boş anne. kaldı. Sandalye var sadece burada. Böyle ben de işte makinemizde şöyle göstereyim. Burada duruyor. Ev süpüreceğim. Birazdan dedim, Seval'i uyuttuktan sonra da Yavuz Efe'min kırtasiye malzemelerini size göstereceğim inşallah. Evet, böyle A4 kağıdı aldım. Fiyatını bilmiyorum ama 100 küsür bir fiyatı vardı. 120-150 civarı. Bunun da fiyatını bilmiyorum. Böyle bir renkli fotokopi kağıdı aldık. Öğretmenim bu da. Böyle tahta kalemleri aldım. Bu da öğretmenin için. 25 lira fiyatı. Son olarak bunlar da öğretmenin. Ataç 30 liraymış fiyatı. Bu da Rab diye 15 lira. Yavuz Efe'min defter kapları, kitap kapları. İnşallah bunlar yeter diye ümit ediyorum. Yetmezse yine alırız. Böyle. Matematik defteri ve kitabı mavi olacakmış. Türkçe kırmızı. Hayat bilgisi de sarı. Böyle dörtlü oyun hamuru almıştım ama okulun ikinci günü Perşembe Cuma günü gitmişlerdi. Biliyorsunuz. Cuma günü öğretmen sarı rengini istemişti ama bu tam sarı değildi. Olsun, sarıya yakın bir renk. Bunu kullandık. Tekrardan Yavuz Efe'ye bir oyun hamuru almam lazım. Altılı bir renk alırım. Dörtlü almakta biraz hata ettim gibi. Bu da 75 TL. Keçeli kalem 85 TL. Parmak boyası 65 TL. Bu şekilde bir defterimiz var. Kareli. İnşallah böyle bir karelidir, bilmiyorum. 40 yaprak. Değilse değiştireceğiz. Şöyle bir Türkçe şeyi, dik yazılı standart yazı defteriymiş. İnşallah bu da budur. Bilmiyorum. Böyle aldım. O defterlerin de fiyatı yazmıyordu. Bunun da yazmıyor. Bu da yeni olan, işte göstermiştim ya videonun başında. Yeni eklenmiş bir defterimiz. Böyle. Bu da onun büyüğü. Diğeri küçüktü. Bu da aynı şekilde. Allah. Şöyle sarı renkte çizgileri var. Bu şekilde. 55 lira bu da. Orta boy resim defterimiz var. Bu da 45 TL'ymiş. İki tane açacak aldım. 2 adet alınması gerekiyormuş. Bunlar da 35 TL ikisi de. Yani ayrı ayrı 35. Bant 13,5. Boya kalemleri 95 TL. Bunun da fiyatı yazmıyor. Ha, yazıyormuş, buradaymış, pardon. Şöyle şöyle bakmıştım, burasını görmemiştim. 65 TL'ymiş. Böyle resimli Türkçe sözlük. Bunu da istemiş öğretmen. Bu şekilde güzel. Sayfalarında resimleri var. Sulu boyası 135 TL'ymiş. 3 adet 2B kurşun kalem aldık. Bir de böyle kırmızı başlık kalemi
İki tane de böyle üçgen kalem istemişti. Bunları da aldım. Silgiden iki tane almıştım ama şu anda bir tanesini bulamadım. Bu da 20 lira. Videonun başında göstermiştim çıt çıtlı dosya diye sunum dosyası. İnşallah bunlardır. İlkokul için dedim. Kırtasiye malzemesi satan yer bunu verdi. Bunun da fiyatı bakayım yazmıyor. Böyle peçete aldım beslenme çantasını eklemesi için. Şimdilik de bu kadar ıslak mendil aldım. Daha sonrasında yine alınacak. Kalemlik iki gözlü böyle 75 TL. Renkli sesli olmayacak, hani dikkat çekici kalemlik olmayacak yazılıydı. Ben de bu şekilde aldım. Hani örümcek adamlı falan almadım. Dikkatleri dağılmasın diye sanırım öyle bir şey yazıldı. Böyle iki adet de oğluma beslenme örtüsü aldım. Birisi şöyle kaylulu. İnşallah sever Yavuz. Yani sever çocuk sonuçta. Bunlar vardı zaten. Bunları aldım. Başka bir seçenek yoktu ikisinin haricinde. Böyle. Şimdi Yavuz Efe'nin kalemliğini açacağız. Kalemliğe koyulması gereken malzemeleri istemiş öğretmen. Şöyle tekerle de çekiyorum ama kusura bakmayın biraz duygusallaştım ben. Şu sıralar biraz duygusalım. Allah süngerler çıkarsa şöyle çıkartalım. Evet. Diğerinde de var mı? Vardır. Evet, diğerinde de bir tane sünger var böyle. Açtım onu ben. Tamam. Bu şekilde. Kalemlik. Evet, kalemliğe koyulacak ekipmanlar bunlar. Şöyle üçgenleri böyle buraya koyalım. Kalemleri bence buraya bırakayım ben. Kırmızı kalemler de böyle burada kalsınlar. Yeşil kalemleri 2B. Yapıştırıcısına, kalemlik tıraşlarını, silgisini de kalemlerin yanına koymak istiyorum. Diğer silgiyi bulamadım. İki tane aldığımdan da eminim. Şöyle bantı. Makas vardı. Ben ayrıyeten makas almadım. O yüzden olan makası kullansın dedim. Gerek yok çünkü. Hani bir daha küt uçlu makas. Evet. Şu anda bu kadar. Şöyle kapatalım ağzını. Evet. Şöyle etiketini çıkartmak istiyorum. Kuru boya istemiş bir de. Pazartesi günü için. Çıkarttık. Daha ben etiket almadım. Etiket de almam gerekiyor. Üzerine ismini yazsın diye. Bu etiketi de çıkartıyorum. Bunu da çıkarttık. Şöyle şuraya bıraktım. Alacağım onları. Merak etmeyin. Burada kalmayacak. Evet. Bu şekilde resim defteri, kuru boya ve kalemliğin içine koyduklarım. Bunları Yavuz Efe pazartesi günü götürecek. Böyle diğer okuluna giderken kullandığı çantası vardı. Ayrıca bir çanta almadım ama gerekirse yine bir çanta alırım. Bilmiyorum. Şu anda bunu idare edeceğiz. Toplamda aldıklarımın hepsi 1540 lira tuttu. Böyle. Yapacak bir şey yok. Bir de 650 TL'lik bir kitap alındı Yavuz'uma. Daha almadım. Yani ücretini ödedim. Bu şekilde. Bakalım şimdi çantasını yıkamam lazım. Beslenmesini yıkamam lazım. Bayağı bir kenarda durduğu için temiz olsun. O şekilde şimdi onları yıkattırayım makinede. Ben de biraz soluklanayım. Evet böyle hepsini bitirmemişler. Yine burada biraz kalmış. Şu an atıyorum bunu. Cuma günü etkinlik yapmışlardı. Şöyle göstereyim etkinliklerini. Allah şeyi düştü dur. Ama hamur kurumuş, kupkuru olmuş. Tabi düşer. Şöyle göstereyim. Böyle mısır yapmışlar. Yavuz Efe de sadece Efe'yi yazmış buraya. Bıdık. Aha, mısırın bir tanesi yine düştü. Böyle çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. İşte beğendiyseniz yoruma yazın. Evet. Bunu göstermeyi unuttum. Çünkü cuma günü bununla götürmüştü.
Bir de pastel boyası. Aferin. İçine eklemiş Yavuz'un. Bunun da fiyatı yazmıyor zaten. Dediğim gibi hepsinin tutarını söyledim zaten. Böyle. Bir de en sevdiği oyuncağı getirsin demişti öğretmen. O da bu arabasıyla bu arabasını götürdü işte. Bir de kumandalı. Allah. Bunun da gözüne böyle giriyordu. Anne. Neyse. Bu tamam aşkım. Geliyorum şimdi. Evet. Yavuz Efem'e böyle ıslak kek koydum. Beslemesine. Patates kızartması. Kaşar. Zeytin. Bu kadar yeterli olur diye düşünüyorum. Burada da beyaz peyniri, patatesi falan vardı. Onları yedi. Bir de yumurta haşlamıştım. Haşlanmış yumurtadan bu kadarını bıraktı, yemedi. Geriye kalan patates, bir tane patates kızartmıştım. Evet, Yavuz Efem'in çantası hazır. Bugün kitaplarını da alacağız inşallah. Bıdık. Çantam biraz ağır olabilir. Bakalım kaç tane kitap verecekler. Gerçi Türkçe matematik hayat bilgisi yazıyordu. Bir tane harici bir kitap var. Bakalım. Yakışıklı. Yakışıklı. Bakar mısınız? Yerim ben seni. Yerim benim. Aşkım benim. Baba oğlum benim. Bıdık oğlum benim. Hele gölgesini şey yapıyor. Canımın içi. Yavuz Efe gemiyi gördü. Anne bak bak diyor. Yük gemisi herhalde anneciğim. Evet hadi onun. Seni yerim ben. Hadi gidelim gidelim, geç kalmayalım. Erken gidelim ama geç kalmayalım. Hep öyle diyorum Yavuz'a. Değil mi anneciğim? Şu balım benim. Bugün bir servisle konuşacağım. Bakalım ne kadar fiyat isteyecek. Çünkü hem Yavuz için de hem benim için de zor olur. Yani yağmur olmasa sıkıntı değil ama kış geliyor artık. Yağmurlar gelecek. Belki kar yağar mı bilmiyorum bu sene. Hayırlısı olsun. Saatimiz yaklaşıyordu Yavuz Bey. Bıdık Bey. Oy. Kalemliğini falan her şeyini hazır ettim. Su buna kadar eksik yok. Peçetesini falan da ekledim çantasına. Zaten. Beslenmesi de tamam. Daha ne olsun. Evet, Yavuz Efe Bey ile çizgilere basmama oyunu oynuyoruz okula giderken. Evet. Hadi bakalım. Bir, basma çizgilere. Basmak. Hızlı gidebilir miyim? Tamam. Buraya kadar. Aferin sana. Evet, orada küçük bir yer var. Öyle bir yer oldu mu Yavuz Efe çizgilere basmama oyunu oynuyor. Böyle parkurlu şeyleri seviyor. Bir tane silgimiz eksikti. Silgimizi aldık. Kalem aldım şimdi bir de. Etiket aldım. Resim defterinin üzerine yapıştıracağız. Değil mi anneciğim? Değil mi abi? Beyefendi. Evet. Yerim ben seni. Şimdi oynama ama öğretmenini bekleyeceksin. Tamam mı? Aferin sana. Evet. Yavuz Efe bir be. Çalıyor.
Yavuz efendi eve geldik. Servis işini halletmek istedim fakat çok para istediler. Baya yani kısa mesafeye 2800 TL istediler. Ben de yardımcı olabilecek birisi var mı dedim. İşte her neyse gittim konuştum. O da ne kadar verebileceğimi sordu falan. Neyse servise bindik. Servis şoförü de burası çok yokuş falan dedi. Hani kışın dedi zor olur dedi ki geldiği yollar bu yoldan daha bir dardı. Daha bir böyle yapraklar vuruyordu arabasına. Oraya onlara laf etmedi. Bizim bu yola laf etti. Bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Yoksa yine yürüyerek ben oğlumu okula götürürüm yani ne yapayım. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Buna şey yapmayacağım yani bilmiyorum kimse kimsenin umurunda değil herkes kendi halinde gerçekten anlamıyorum. Bu da geçer elbet bugünler de geçer. Rabbim büyüktür her zaman ben sizleri öpüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun.